İşimizde kimse var mı? Yok efendim. Zekamı hafife aldı. İşe yıllarımı verdim ben. Türk istihbaratına ucumun içi gibi bilirim. Hala kimle dans ettiklerini bilmemeleri ne kadar üzücü. Alo. Ara bende kardeşim. Emanetini getirdim. Gönder öyleyse. Önce çanta sonra para. Olur. Müşavir olması gerektiği gibi davrandı. Bence sorun yok. Sorun var mı yok mu göreceğiz. Söylediği yere istediği saatte gideceğiz. Plana sadığız o vakit. Nazlı bana Neslihan'ı bağla hemen. Ne oluyor? Neslihan Hanım bağlandı. Neslihan. Ömer. Bir sorun mu var? Planı değiştiriyoruz. Neden? Çünkü bizimle iletişime geçen kişi işsiz değildi. Nereden anladın bunu? Horus ve Isis bir bütün. Ancak Isis de yok olduğunda Horus devri biter. Bu yemini hiçbiriniz bozamazsınız. Horus'u öldürmüş olsam bile. Ne demek o? Müşavirin son sözleri. Yani Isis Horus'a hala bağlı. Horus ölse bile hala onun kuralları geçerli. Ama bizle mesajlaşan kişi açıkça Horus devri bitti. Artık emirleri ben veriyorum. Benim kurallarım geçerli. 2 saat sonra verdiğim adresi ol dedi. Hı. Sizin cümleleri değil bunlar. Deli mi lan bunlar? Herif gebermiş gitmiş. Neyin tatavasını yapıyorlar? Bağlılık. Diyelim ki bizimle iletişime geçen kişi Isis değil. Başka birisi aracılığıyla yaptı bunu. Ama yine de kurala göre müşavir transferi onunla yapmak zorunda. Buluşmaya gelen kişinin Isis olup olmadığını nereden anlayacağız? Mısır mitolojisinden. Horus ve Isis bir bütünse... Tanrıça Isis. Isis. Bir kadın öyleyse. Aynen öyle. O zaman emin olmanın tek yolu var. Buluşmaya gittiğimizde kiminle oturacağımızı görmek.
Kardeşler. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Biz ne yapacağız, biri bana anlatsın Allah aşkına. Vallahi birader, bulmaca gibi. Al benden de o kadar. Eş zamanlı operasyon. Korkut, ben ve Uzay buluşma yerine giderken Cihangir, Pehlivan ve Gizem de silahı getiren adama çökecek. Gizem ve Cihangir keşif için buluşma mekanına gidecek. Gölge keşifte. Cihangir mekanın arka kapısını açık bırakacak. Adamlardan birinin üzerine dinleme cihazı yerleştirecek. Mekana silahla girmeme izin vermezler. O yüzden Gizem de uygun bir yere silah yerleştirecek. Benim için. Biz içeri girdiğimizde karşımızda kim olduğunu zaten anlamış olacağız. İşte ayaklı kasam da geldi. Karşımızdaki kimse parayı gördüğünde silah alacağı kişiyle irtibata geçecektir. Bu sırada Nazlı dinlemede olacak. Silahı nerede, ne zaman, kimin teslim edeceğini öğreneceğiz. Eğer İSİS gelmediyse Korkut arka kapıdan girecek. Ben işaret verdiğim anda elektrik kesecek. Böylece hedefe kaçmak için fırsat vermiş olacağız ki her şeyin yolunda olduğunu sansın ve İSİS'e parayı aldığını haber versin. Nazlı'dan silah tüccarının aracını öğrenen Cihangir, Gizem ve Pehlivan silah tüccarını yakalayıp silahı alacak. Ben de bu silah tüccarının yerine geçeceğim. Kuzey Kıbrıs Emniyeti'ne haber vereceğiz. İSİS'in silah tüccarıyla buluşmaya gelmesini bekleyeceğiz. Ya hedef uyanır da tedbir alırsa? Buluşmaya gelmezse? O sırada tam ben devreye gireceğim. Onunla onu sahasında oynayacağım. Kuralları onun belirlemesine izin vereceğim. Beni izleyecek, gözlemleyecek ve çözdüğünü zannedecek. Halbuki takip ettiği tüm izleri ben bilerek bırakmış olacağım. Ama ben her şeyin farkındayım. Elinize sağlık arkadaşlar. Siz nerede? Çözdün demek. Şu an kazandım sanıyorsun. Ama bu oyun daha bitmedi. Zekan karşısında saygıyla eğiliyorum. Ama beni hesaba katmadığın için de üzülüyorum. Bu iş daha bitmedi asker! İSİS küllerinden daha doğmadı!
Hala kül diyor ya. Yapıştıracağım ağzına, iki tane o olacak sonunda. Ne yapıyoruz biraderim? İzlem'le Cihangir çıkış işlemlerini hallediyorlar. Siz güvenli eve geçin, ben geliyorum. Eyvallah. Anlaşıldı.